Evet, sınıfları bitirdiğimize göre öncelikle kendimizi tebrik ediyoruz. Bir bardak kahve alıp içiyoruz. Kendimizi ödüllendiriyoruz ve derslere devam ediyoruz. Sınıflardan sonra size anlatmak istediğim konu cookie'ler, çerezler ve session'lar arkadaşlar. Bir iki ders boyunca bunlara bakıyor olacağız. Öncelikle cookie'ler neler? Cookie'ler kullanıcının bilgisayarında kullanıcı ile ilgili, user ile ilgili herhangi verileri tutmak istediğimiz zaman kullandığımız, başvurduğumuz yapılar. Cookie diğer adı çerez zaten. Çok sıkça duymuşsunuzdur internet camiasındaysanız. Biz cookie aracılığıyla kullanıcının bilgisayarına ufak kodlar yerleştiriyoruz ve bu kodları kullanıcıdan veri almak için, bilgi almak için kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu ne olabilir? Aklınıza ne geliyorsa, kullanıcı neyi tutmak istiyorsa onu kullanabiliriz. Şimdi öncelikle bir bakalım. Şimdi cookie'leri kullanıcının bilgisayarında tuttuğumuz için biz tarayıcımızdan cookie'lerimizi, çerezlerimizi görebiliriz. Bakın bunlar benim bilgisayarımda saklanan çerezler ve sitelerin koyduğu cookie'ler. Mesela bakın alexa.com 9 çerez saklıyormuş benim bilgisayarımda. İsimleri bunlarmış. Değerleri de işte mesela şunun adı 2 tane alttan tire avuç, içerikte şuymuş, MD5'li bir yapı, alan adı buymuş, bu tarihte oluşturulmuş ve bu tarihte sona erecekmiş. Yani bir yıllık bir cookie oluşturmuş Alexa. Sadece Alexa mı oluşturmuş? Hayır, gördüğünüz gibi bütün siteler, hemen hemen gezdiğiniz, takıldığınız, içerikte bulunduğunuz bütün siteler cookie'leri kullanır. Mesela Akbank da birer cookie oluşturmuş, şu isimde bir şey oluşturmuş, içeriğimiz buymuş vesaire. Bunları siteler ne yapıyor arkadaşlar? Ben tekrar giriş yaptığımda bu çerezleri alıp benden okuyor ve ona göre işlemlerini yapıyor. Mesela Udemy'de cookie oluşturmuştu sanırım, az önce yanlış görmediysem. Bakın Udemy'de de bayağı bir cookie'lerimiz var. Udemy.com ana sayfada şunlarımız var mesela. Peki biz PHP ile cookie'leri nasıl oluşturabiliriz? Hemen gelin öncelikle ona bakalım. Şöyle bir cookies ya da cookie PHP diye bir dosya oluşturacağım ama tabii ki bunu Excel'le yapmayacağım. Metin belgesiyle yapacağım. Cookie.php dedim ve oluşturdum. Arkadaşlar cookie oluşturmak için benim set cookie diye bir fonksiyonum var. Bu fonksiyon temelde 3 parametre almak zorunda. Evet, bakalım PHP diyelim, set cookie diyelim. Tam kopyalayamamışım. Evet. Şimdi ilk değer gördüğünüz gibi name. Burası cookie'nin adı olacak. Az önce avuç diye gördük ya hani biz. İşte o cookie'nin adı. Ben adına ne diyeceğim? Mesela şöyle bir yapı düşünüyorum. Kullanıcı benim siteme geldi. Burada bir renk paleti açıldı. İşte kırmızı, mavi, yeşil renkleri seçti. Ona göre sitenin arka planı seçtiği renge göre değişti. Ben bunu kullanıcının cookie'sinde, çerezinde tutmak istiyorum ve bir daha geldiğinde onu hatırlayıp sitenin arka planında ona göre göstermek istiyorum. O zaman ben bir renk değeri seçeceğim. Kullanıcı hangi rengi seçmiş olsun? Kırmızıyı seçsin. Bu value dediği ikinci kısım değer. Bakın adı ve değeri. Şimdi burası da cookie'nin geçerli olacağı zaman arkadaşlar. Bu Unix zamanlama biriminde kullanılır ve buraya koyduğunuz Unix bir zaman geldiğinde kullanıcı işte cookie kendiliğini imha edecek, kendiliğinden silinecek. Ben atıyorum bunun bir ay olmasını istiyorum. Bir ay olması için ne olması lazım arkadaşlar? Şimdiki time değerini alıp üstüne bir ayın saniyesini eklemem lazım, değil mi? Hemen bakalım. Google'dan bir yardım alalım. Bir ay kaç saniyedir diyelim. Bakın şu kadar saniyeymiş. Ben bunu şuraya time'dan sonra topluyorum. Diyorum ki şimdinin time'ını al. Üstüne 2.629.000, özür dilerim, 743 saniye ekle. Yani bir ay sonraya kadar bu cookie'miz geçerli olsun. Şu an benim cookie'm hazır arkadaşlar. Bu sayfayı çalıştırdığım andan itibaren cookie'm hazır olacak. Int nerede kalmış ki? Ha, kaydetmemişiz, pardon. Bakın şu an benim cookie'm var. Hatta gelin bir ayarlardan yine çerezlerden bakalım cookie'miz doğru çalışıyor mu? İçerik ayarları, çerezler, tüm çerezler ve site verilerini göster. Nerede oluşturdum ben cookie? Localhost'ta oluşturdum.
Bakın gördünüz mü? Renk diye bir cookie oluşturmuş. İçeriğine de kırmızı demiş. Türkçe karakterler kullandığımız için böyle olmuş. Çok da önemli değil. Peki ne zamana kadar geçerliymiş? Bakın 21 Ocak'ta oluşturmuşum. 21 Şubat'a kadar bu çerez geçerli. Yani kullanıcı gelip bunu buradan şöyle silmediği sürece, kaldırmadığı sürece veya ne bileyim işte Sea Cleaner gibi farklı yan programlarla çerezleri temizlemediği sürece bu kullanıcının bilgisayarında kalacak. Ben bunu bir kere oluşturdum. Bakın artık oluşturmuyorum. Yorum satırını aldım. Yeniliyorum. Tekrar buraya geliyorum. Çerezim hala orada mı? Bakın çerezim hala burada. Peki ben çerezleri nasıl okuyabilirim arkadaşlar? Çerezleri cookie süper global değişkeniyle okuyabilirim. Bakın hemen bakalım. Cookie hangi isimli cookie'yi okumak istiyorum ben? Renk isimli cookie'yi okumak istiyorum. Bakın eco cookie renk dediğim zaman ben bunu ekrana bastırabiliyor olacağım. Gördünüz mü? Artık bu benim kırmızı değerim. Bakın tarayıcımı kapatıyorum. Geliyorum bir daha açıyorum. Localhost cookie php tekrar burada. Bu bilgisayarımı kapatsam da orada kalacak o değer. Peki cookie'leri nasıl silebilirim ben? Set cookie metodunu biliyorsunuz zaten. Geldim ben set cookie renk kırmızı time'a geçmiş bir zamanı verdim. İşte bir saniye öncesini verdim. Ne olacak? Bu artık eski zamanda kaldığı için, geçmişte kaldığı için cookie kendini imha edecek. Hemen bakalım. Bakın aynı değerler. Sadece time'ını değiştirdim. Sildim cookie'yi. Şu an bir daha yeniliyorum. Bakın artık undefined index renk diyor. Benim renk diye bir cookie'm artık bir çerezim yok. Niye? Çünkü ben şununla cookie'yi silmiş oldum. Şöyle yorum satırına alıp cookie silme diyorum. Cookie'mizi bir daha oluşturalım mı? Bir daha oluşturalım. Oluşturdum. Kırmızı geldi. Şunu şöyle yapıyorum. Bakın kırmızı burada. Peki ben cookie'yi nasıl güncelleyebilirim? Aynı şu mantıkla güncelleyebilirim. Önce rengi kırmızıydı. İşte ekrana yazdırdım. Daha sonra kullanıcı bunu değiştirdi. Yeşil yaptı. Geliyorum. Öncelikle ekrana kırmızı basacak. Neden? Kırmızıyı yazdı. Sonra cookie'nin değerini değiştirdi. Tekrar bakıyorum. Bakın artık yeşil oldu. Cookie'yi güncelledim. Yani bu kadar arkadaşlar. Bakın cookie temelinde bir süper global pardon, bir süper global olduğu için ve bir dizi değişken gibi hareket ettiği için ben printre fonksiyonuyla bu localhost'un oluşturduğu bütün cookie'leri görebilirim. Gördünüz mü? Göremediniz. Öncelikle bir pire atalım şuraya. Bakın işte şöyle bir uid cookie'si var, nick cookie'm var, şifre cookie'm var, last visit, last activity ve renk. Benim oluşturduğum burada renk cookie'm de buraya gelmiş oldu. Cookie'ler bu kadar arkadaşlar. Şuraya da bir yine yorum satırı atıp cookie güncelleme yani çerez güncelleme diyelim ve dursun. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Her yerde işinize yarar ve çok sık da kullanacaksınız zaten. Şimdi diğer derste bir session'lardan bahsedelim. Ondan sonra hangisini nerede kullanmalıyız beraber üstüne bir konuşalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.